Edebiyat Dünyası'na hoş geldiniz. Programımıza her zaman olduğu gibi Ne Var Ne Yok bölümüyle başlıyoruz. Hemen ardından mahfilde konuğumuz romancı Selçuk Orhan olacak. Allah'ın beni yazmak üzere gönderdiğine inanıyorum ben. Onun için eğer yazmayı bırakırsam gerçekten ölüveririm. İşim tükenmiş olur. Emine Işınsu, Türk dünyasının dertlerini ve yaşadığımız coğrafyaya vatan mayasını çalan kişilerin hayatlarını romanlaştırdı. Başlıca eserleri arasında Küçük Dünya, Azap Toprakları, Sancı ve Buka gibi romanların yer aldığı Emine Işınsu, pek çok edebiyat ödülüne layık görüldü. Şair ve yazar Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızı olan Işınsu, 2021 yılında aramızdan ayrıldı. Yazarın anısına ilki 2023 yılında düzenlenen roman ödülünün başvuruları başladı. Bilge Ercilesun, Profesör Doktor Belkıs Altuniş Gürsoy, Profesör Doktor İlber Ortaylı, Profesör Doktor Nazım Polat, Profesör Doktor Yağmur Tunalı'nın jüri üyeliğini yaptığı ödüle 1 Mart 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Ödül töreni ise Işınsu'nun doğum günü olan 17 Mayıs 2025'te düzenlenmesi planlanıyor. Ödül ve katılım için gerekli bilgilere www.emineisinsu.com adresinden ulaşmak mümkün. Edebiyat dünyasına her zaman olduğu gibi mahfil bölümümüzle devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz yazar, öykücü, romancı Selçuk Orhan. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. 2000 yılında diyelim kabaca başlatmak gerekirse ilk yayınladığınız kitabınızın tarihini baz alıyorum. Ama doğru. Öncesi var, sonrası var. İlk öykünüz de Hayalet Gemi'de yayınlandı. O günlere geri dönecek olursak, o ilk öykünüzün yayınlandığı an, bugünden de bakınca aslında soruyorum, neler hissetmiştiniz, o günü nasıl hatırlıyorsunuz? Böyle başlayalım mı? Üniversite yıllarıydı tabii, 98 olmalı, belki sizde kayıtlar daha 98 ya da 96, çift sayıları karıştırıyorum. Murat Gülsoy o yıllarda Hayalet Gemi dergisini çıkarıyordu. Onun da henüz yayınlanmış bir kitabı yoktu ama büyük bir gayretle Hayalet Gemi dergisini çıkarmaya devam ediyordu. Hatırlayanlar bilir, Hayalet Gemi aslında oldukça çok okuru olmasına rağmen böyle çok merkezde henüz algılanmayan, hatta birazcık böyle yeraltı yayını gibi, fanzin gibi algılanan bir dergiydi o dönemde. İçinde aslında çok değerli yazarlar da olmakla birlikte biraz Türk Edebiyatı'nın görünüşü o yıllarda öyleydi. Ama bizim hani genç yazarlar olarak önemsediğimiz ve içinde olmayı umut ettiğimiz dergilerden bir tanesiydi. Murat Gülsoy'la da Boğaziçi Üniversitesi'nde aslında kantinde bir tanışıklığımız olmuştu. Ben öğrenciydim, o benden yaşça biraz daha büyük olduğu için. Yanılmıyorsam o yıllarda da öğretim görevlisiydi. Öyküyü aslında ona götürdüm, biraz da fikrini öğrenmek için götürdüm. Odalar ve Koridorlar Halkı başlıklı bir öyküydü. Biraz böyle Borges etkisinde yazılmış. Aslında benim daha sonra yazacağım öyküleri çok fazla yansıtmayan, daha böyle nasıl diyeyim, matematiksel mistik içerikte bir öyküydü. O da öyküyü beğendi ve yayınlamak istedi. Benim için de tabii çok sevindirici bir şey oldu bu. Böylece hani bence o yıllarda merkez sayılmasa da önemli bir dergide ilk öyküm yayınlanmış oldu. Hani çok kabaca böyle bir hikayesi var diyebilirim. Sonra başka bir öykü kitabınız daha çıktı, Taş Kayık. Ve daha sonra da romanlarınızla biz tanıştık. Şimdi romanlarınızda Kırk Adis, Güzellik, Aranmayan Özellikler, En son Müderris ve Virtüöz. Bu romanların her biri bambaşka karakter evrenine, bambaşka hikayelere sahipler. Çok farklılıklar görüyoruz. Her romanınızda farklı bir gerçeklik inşası var. Bu farklılıklar neden var? Yani bir süreklilik de arz edebilirdi tabii bu romanlar. Farklı romancılarda benzer temalar görüyoruz ya, siz de bambaşkayken bunu sormak istedim. Tabii şimdi aslında 40 hadis romanının işaretleri sanırım daha önce çıkan öykülerde az çok vardı. Özellikle Taş Kayık içerisinde. O yıllardan beri bir, 2003'ten beri bir roman arayışı olmuş. Ben hani romanlarda birkaç şeyi bir arada yapmaya çalıştım. Bunlara ne kadar başarıp başaramadığımı okur karar verecek.
Bunun bir kısmı biçimsel deneyler, yani Kırka Liste dahil olmak üzere aslında birçok romanımda kendime göre yeni bir anlatım şekli, yeni bir dil yaratmak, onun üstünden yeni bir keşfe çıkmak gibi arayışlarım oldu. Yani Kırka Liste işte aslında geleneksel formatla modern roman ögelerini bir araya getirmeye çalıştım. O romanın her 40 bölümünde de aslında dilde de bazı farklılıklar yaparak anlatımı zenginleştirmeye çabaladım. Yani sadece işin konu tarafında değil, biçim tarafında da bu anlamda bir çalışmam oldu. Açıkçası biçimi de anlatmaya çalıştığım gerçekliğin bir parçası olarak tahayyül ettiğimden o yönden de bir katkıda bulunmaya çalıştım. Şimdi daha sonra çıkan 2010'da herhalde Kırka Liste çıktı, evet. 2014'te de Aranmayan Özellikler çıktı. Aranmayan Özelliklerin atmosferi ve anlattığı dünya tabii bambaşka. Yani Kırka Liste işte bir dönemin entelektüel gençler arasında geçen aslında bir hikaye varken Aranmayan Özelliklerde daha çok iş dünyası, işte bugünlerde beyaz yaka vesaire olarak tabir edilen orta sınıfın iş dünyası içerisinde yaşadığı biraz da tekinsiz bir hikaye üzerinden yola çıktım. Orada da aslında sadece onunla kısıtlı kalmadığımı düşünüyorum. Yani o romanın bölümlerinde de aslında ayrı şekilde derinleşen öyküler oluştu. Güzel romanında da bu da 2016'da çıkmış olması lazım. Üç ayrı erkek karakterin gözünden bir kadını anlattığım biraz ben şöyle tarif edeyim. Bir çeşit burgu yapısında bir kurguya sahip ve yine kendimce yeni şeyler denediğim bir roman oldu. Mesela o romanda matematik öne çıkan etmenlerden bir tanesidir. Bizim romancılığımızda pek bunun gibi ara alanlara çok girilmez. Ama orada onu bazı yerlerde bence henüz okurun da çok fark etmediği işaretler bırakarak işlemeye çalıştım. Müderris ve Virtüöz de benim hani ilk böyle bir dönem romanı, bir tarihsel roman denemem oldu. Orada da biçimsel anlamda farklı kaynaklardan yararlandım. Yani bir kısmı 19. yüzyıl romanından kökünü alan anlatım ögeleri var. Bir tarafta işte Osmanlı tarihçiliğinden işte aldığım detaylar var. Bunlara ek olarak işte mesela Kemal Tahir gibi Türk romancılarının üsluplarından da işte biraz böyle esinlendiğim kısımlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz da bu tarihi roman meselesine girmek istiyorum. Bu Müderris ve Virtüöz üzerinden. Ancak bir küçük aramız var bölmemek adına. O araya gidelim. Daha sonra Müderris ve Virtüöz'deki bu tarih ve kurmacanın iç içe geçmesi, romanda bu tarih ve kurmacanın iç içe geçmesi meselesini bir de sizden dinleyelim istiyorum. Bir aramız var. Raftakiler ve Bellek bölümlerine gidiyoruz. Ardından Edebiyat Dünyası'ndaki Mahfil bölümümüz, Selçuk Orhan'la olan söyleşimiz devam edecek. Dervişin Kulağı, Doğukan İşler, İtaki Yayınları. Doğukan İşler bu dördüncü öykü kitabında da diğer kitaplarında olduğu gibi yeni anlatım biçimleri deniyor, çok sevdiği ve üstesinden geldiği dil oyunlarını kullanmaktan çekinmiyor. Postmodern bir dille yazılmış tasavvuf alıntılarından oluşan kitapta yazar hem edebiyat tarihine hem de tarihin kendisine de dokunmakta. Elimizde bugünün okur beklentilerine seslenen usta işi bir öykü kitabı var diyebiliriz. Düşün Bihter Seni Deliler Gibi, Onur Caymaz. 90'lı yıllardan beri edebiyatın içinden konuşan Onur Caymaz, son yıllardaki metinleriyle deneme türüne yeni bir açılım getirdi. Öngördüğü deneme üçlemesinin bu son kitabıyla da şimdilik koşusunu tamamladı. Edebiyat, tarih, sinema, siyaset ve hayatın kendisi üzerine Türkçenin bütün imkanlarıyla yazan Caymaz, bu kitabında Cumhuriyet döneminin büyük ustalarına saygıyla selam veriyor. Beni Yemen'de İtalyana benzetirler. Samet Doğan, Ketebe Yayınları. Biri Yemenli, biri Suudi Arabistanlı iki gencin aşkıyla başlayan ve edebiyat okurunu Orta Doğu'da bir edebiyat yolculuğuna çıkaran roman, haberlerin içine saklanan ama dünyanın da görmezden geldiği insani gerçeklikleri edebiyatın gücüyle açığa çıkarıyor. Siyasetin ve gazeteciliğin güncel canlılığı da roman boyunca okura eşlik ediyor. Muhit, 55. Sayı,
Türk edebiyatına kan veren şiirler, öyküler ve yazılarıyla yayın hayatına devam eden Muhit 55. sayısına ulaştı. Derginin Yaman Ayrılık başlıklı dosyasında ayrılık kavramı geniş bir şekilde inceleniyor. Öncelikle Türk edebiyatının ve Türk ruhunun temel duygularından biri olan ayrılık üzerine asırlar boyunca üretilmiş büyük bir külliyat ürettik. Muhit bu külliyatı okurlarıyla yeniden buluşturuyor. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Dergah Yayınları. Mesele edindiği konular ve anlatım teknikleri itibariyle yayınlandığı günden beri zirveden inmeyen, okurları ve araştırmacıları meşgul eden bir romandır Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Tanpınar 1961 tarihli bu romanında Türk modernleşmesinin devlet, toplum, birey üzerindeki tesirlerini büyük bir zihin açıklığı ve analitik bir şekilde ameliyat masasına yatırır. Hiciv, parodi, ironi gibi anlatım biçimlerini ustaca kullanarak Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'nin değişen zihin kalıplarını, yeni ile eskinin karşılaşma biçimlerini, sonuç vermeyen çatışmaları yani hüzünlü bir tarihi alaycı bir şekilde tahkiye eder. Tanpınar, Doğu ve Batı arasında sıkışan bu yalnız ülkeye akıllı, erdemli, zihni ve ruhu temiz insanlardan oluşan bir kurtuluş reçetesini örtük bir şekilde teklif eder. Edebiyatımıza Hayri İrdal, Halit Ayarcı, Doktor Ramiz gibi unutulmaz ve derin karakterler hediye eden bu roman, geçen 10 yıllara rağmen güncelliğini korumaya devam ediyor. ...1988 yılında Londra'da bir dizi cinayet işlenir. Zamanın medyası bu dehşet hikayesini daha da kabartır. Daha sonra polise ve gazetelere karın deşen Jack imzalı mektuplar gelmeye başlar. Bir suç efsanesi böyle doğar. Karın deşen Jack'in kim olduğuna ilişkin spekülasyonların haddi hesabı yok. Kimine göre soylu bir düktür, kimilerine göre ise Alice Harikalar Diyarı'nda kitabının yazarı Lewis Carroll. Bu arada karın deşen Jack imzalı tehdit mektupları devrin yöneticilerine de gönderilir. Rus Çarı 3. Alexander ve Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit de bu mektupların hedefi olur. O tarihlerde Londra Sefaretinde başkatip olarak bulunan şair Abdülhak Hamid Tarhan konuyu araştırmakla görevlendirilir. Tarhan, hatıratında görevle ilgili olarak Londra'daki Jack the Ripper, bizim çarşıdaki sarı çizmeli Mehmet Ağa'dan beterdi. 7 milyona karip nüfusu olan bir şehirde böyle meşhur ve müstekreh bir namı müstearla yazılan suikast mektubunun sahibi mesulü kimdir? Nasıl tahkik olunabilir? Yazar. Mahvil'de Selçuk Orhan'la olan söyleşimiz devam ediyor. Selçuk Bey, tarihi romanda bırakmıştık söyleşimizi. Oradan devam etmek istiyorum. Müderris ve Virtüöz'de gerçek karakterler var. Müzisyen Litz ve Cevdet Paşa'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru, Ahmet Cevdet Paşa. Ahmet Cevdet Paşa. Bu iki işte batılı bir müzisyen, Türkiye'deki büyük bir işte tarihçi, bürokrat, devlet adamı diyelim. Bu ikisi arasında bir hikaye kurmak, bu iki tarihsel gerçekliği kurmacayla birleştirmek nasıl bir diyelim hani böyle modern tabirle böyle bir meydan okumadır ya bu bir yazara. Siz bunu nasıl yaşadınız, nasıl atlattınız? Aslında müzik üzerine bir roman yazma fikrim hep vardı, uzun süredir vardı. Ya bunu tarihle birleştirmek için de gerekli malzeme bir Franz Liszt'in ziyareti olarak buldum. Yani Franz Liszt 1847 yılının Haziran ayında İstanbul'a gelmiş. Burada bir dizi konser vermiş. Bu konserlerde aslında kısıtlı çevrelerde, yani mesela Fethi Paşa'nın yalısında, sarayda, bazı konsolosluklarda yaklaşık 6 hafta kadar kalmış ve İstanbul'dan ayrılmış. Ya çok geniş pencereden bakınca hani Osmanlı tarihinin çok büyük veya önemli bir olayı değil. Müzik tarihimiz açısından kıymet verilen bir olay. Yani Türkiye'deki müzik tarihine ne kadar büyük etki bırakıp bırakmadığına emin değilim. Ama o dönemde zaten bu tür yani klasik batı müziği diyeceğimiz müziği İstanbul'da talep eden ve tüketen çevreler çok kısıtlı. Yani bunlar da büyük ölçüde işte varlıklı Levantenler veya işte saray paşaların oluştuğu belki saray çevresi gibi. Hani bazen gayrimüslimler diyorlar ama aslında o dönemki gayrimüslimlerin de çok büyük bir kısmı
o kadar bu müzeye ilgili mi değil mi? Belki şehirlerde küçük bir kesimden söz edilebilir. Bununla birlikte Franz Liszt'in İstanbul'a gelmek isteyişinde bana göre ilginç bir şey var. Şimdi Franz Liszt yani dünyada özellikle piyano müziğinde çok nasıl diyeyim esaslı isimlerden bir tanesi, kurucu isimlerden bir tanesi. Hem teknik anlamda hem sanatsal anlamda birçok şeyi ilk defa başarmış, kendini ilk defa kabul ettirmiş isimlerden bir tanesi. Ve Franz Liszt'in işte müzik dünyasına en ciddi katkılarından bir tanesi de bu konserler serisi, işte turneler şeklinde konserler serisi oluşturması. O dönemde aslında sadece bunu yapan Franz Liszt değil, mesela Kalkbrenner gibi bugün ismini çok fazla duymadığımız bazı piyanistlerin de bu şekilde işte uzun seyahatler yaparak farklı şehirlerde konser verdiği turlar var. Hatta Kalkbrenner Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor, orada devam ediyor falan bu konserlerini. Ama Franz Liszt Avrupa kıtası içerisinde kalmış ve Avrupa kıtasında dokunmadık yer, dokunmadık şehir neredeyse bırakmamış. İstanbul'da 1830'ların ortalarından beri, hatta Friedrich Chopin'le beraber gelmeyi planladığı şehirlerden bir tanesi. Ve hani o örümcek gibi Avrupa'da ağını örerken, her yere gidip işte konserini verip ismini orada duyururken, İstanbul'a da mutlaka uğramak istemesi ve bunu aslında hayatının da zor denebilecek bir döneminde, 1847'de işte hayat arkadaşı olan kadınlar ayrılıyor, maddi durumu biraz daha gerilemeye başlamış. Yaş itibariyle de her ne kadar bugün 36-37 yaşı biz çok genç olarak varsaysak da 19. yüzyıl şartlarında durum değişebiliyor. O performans seviyesinde artık inmeye başladığı bir dönemde mutlaka İstanbul'a da gelmiş olması değerli bir şey. Yani bizi biraz farklı yönden de olsa kıta Avrupası'nın bir parçası olarak aslında Franz Liszt işaretlemiş ve daha sonra zaten Kiev galiba uğrak yeri. Ondan sonra da bu konser işine son veriyor. Tamamıyla kendini bestelerine adıyor. Bu bakımdan bakınca tarihsel anlamda aslında ilginç bir olayı işaret ettiğini düşündüm Franz Liszt'in ziyaretini. O dönemi araştırırken de ister istemez zaten Ahmet Cevdet Paşa'nın kendisi hem yazdıklarıyla hem de karakteriyle karşıma çıktı. Çünkü dönemin aynı zamanda tarihçilerinden bir tanesi. Yani işte Türkiye tarihinin önemli bürokratlarından, kurucu bürokratlarından bir tanesi olmasının yanı sıra önemli bir tarihçi. Yani dönemin kaydını bazen dedikodulara kadar tutmuş isimlerden bir tanesi. Ve Ahmet Cevdet'in kendi biyografisinde de Osmanlı modernleşmesinin aslında tam o kırılma noktasını işaret eden bir şey var. Ahmet Cevdet aslında medrese geleneğinden gelmiş. Kendi ailesinde de böyle hocalar var, Lofçalı. Ve İstanbul'a geldiğinde de medresenin en değerli şeylerinden, talebelerinden bir tanesi olarak aslında ortaya çıkmış. Yani hem hocaları tarafından çok beğenilmiş, tutulmuş, sevilmiş. Hem de kısa sürede aslında taltif edilmiş, bir takım işte imkanlara kavuşmuş bir isim. Ve onun bu konudaki dehasına hiç kimse şey yapmamış, itiraz etmemiş. Hatta bu sayede Ahmet Cevdet Reşit Paşa'nın, işte koca Mustafa Paşa'dan Mustafa Reşit Paşa'nın konağına girme fırsatı buluyor. Mustafa Reşit Paşa da işte hepimizin bildiği bu Tanzimat Fermanı'nı okuyan, aslında işte Osmanlı Devleti'nde batılılaşmanın nasıl diyeyim köşe taşı olan isimlerden bir tanesi. Yani neredeyse tamamıyla gelenekten gelmiş bir genç deha böyle bir isimle bir araya geliyor. Ve onun yenileşme çabalarının içerisinde doğrudan aktif olarak rol alıyor. Yani ve bu sadece hukuki anlamda değil, işte şirket ayrıyenin kuruluşundan ilk işte Türkçe ders kitabının yazılmasına kadar modernleşme hamlesinin neredeyse o küçük adımların hepsinde rol alıyor. Ve bunları hani bugünkü gözle genç diyebileceğimiz bir yaşta işte 22-23 yaşından itibaren yapıyor. Ve Franz Liszt işte geldiği o 1847'lerde 36-37 yaşında, Ahmet Cevdet de 22-23 yaşlarında. Ben de bu ikisi arasında gördüğüm asimetriyi bir roman malzemesi olarak değerlendirebileceğimi düşündüm. Yani asimetri sadece bir çeşit doğu-batı asimetrisi değil, hani birisi sanat, müzik tarafından aslında ortaya çıkmış bir insan, bir diğer işte hukuk, tarih, bürokrasi tarafında ortaya çıkmış ve ikisi de kendi kültürlerine, kendi medeniyetlerine derin
etkiler bırakmış iki isim. Bunlar da hani bu bahsettiğim o asimetrik konular da hep kafamda da tartışma noktaları olduğu için bu iki karakterde kendi düşüncelerimi de işletebileceğim bir malzeme buldum, bir çark buldum diyebilirim. Peki bu işte bu romanı bitirdiniz. Şimdi bundan sonraki aşamalarda, bundan sonraki dönemde yine böyle farklı temalarda roman çabalarınız, roman arayışlarınız olacak mı? Yani bugünlerde belki de bir roman yazıyor musunuz ya da daha direkt bir soruyla sorayım. Yani düşündüğüm bir konu var. Hı. Daha işte 70'lerin sonu, 80'lerin başı gibi başlayan ama belki daha geniş zamana yayılabilecek bir hikaye üzerinde yavaş yavaş çalışmaya başladım. Ama bazen çalışmaya başladığımız hikaye bir kenarda kalıyor, başka bir şeye devam ediyoruz. O bakımdan hani kesin öyle bir şey yazacağım da diyemiyorum. Romandan başladık ama başka bir yerden bir soru daha sormak istiyorum. Sorularla Oğuz Atay kitabınız var. Oğuz Atay'a dair yazılmış bir metin. Neden Oğuz Atay? Şunun için soruyorum. Yani yazarlığınızı mı yakın gördünüz? Onun Türkiye'ye ya da insanlara bir baktığı yer var. İşte ironiyi mi önemsediği için tutunamayanlarda veya işte korkuyu beklerken veya işte oyunlarla yaşayanlarda onun yarattığı özel tipler vardır. Ve biz onları böyle artık cins isim gibidir o isimler. Küçük harfle yazabiliriz biz o isimleri. Yani nedir sizi bu Oğuz Atay'a yakın tutan? Oğuz Atay'ı da bu hani konuştuk ya ilk öykümü yayınladığım zamanlar. Galiba ilk o dönemlerde ben okudum Tutunamayanları. Okuduğumda da özellikle etkilendim. Çünkü Türk Edebiyatı'nın öyle bir yapıtı çok yani o güne kadarki okumalarımdan yola çıkarak beklemiyordum. Yani Türk Edebiyatı içerisinde bu kadar cesurca hareket eden dilin içinde bu kadar rahatlıkla hani savrukla bile aldırmadan yol alabilen bir yazar olmasını beklemiyordum ve çok etkilendim. Çok da keyifle okudum hatırlıyorum. Yani oturduğum yerde kahkahalar atarak falan okumuştum Tutunamayanları. Benim için öyle bambaşka bir deneyim olmuştu ve açıkçası Türk edebiyatına bakış açımı bir de o dönemde değiştirmişti. Şimdi Oğuz Atay'a tabii yıllar içerisinde defalarca dönüp baktıkça sadece edebiyat anlamında değil, hani yakın tarihimiz anlamında da birçok aslında hazineyi barındırdığını hissetmeye başladım. Hem anlattıklarıyla hem anlatmadıklarıyla. Benim romanlarımı az çok okuyanlar aslında Oğuz Atay'dan biçimsel olarak veya konu olarak çok etkilenmediğimi fark edecektir. Oğuz Atay özellikle insan ilişkileri üzerine çok derinlemesine duran ve bunlar üzerine uzun yazan bir yazardır. Mesela ben diyaloglar çok daha fazladır. Yani bir çeşit diyaloji oluşturmaya çalışırım. Oğuz Atay'da karakterler çoğunlukla kendi beyinleri içerisinde doğup kendi beyinleri içerisinde ölmeye eğilimlidir. Ama buna rağmen hani topluma ve tarihe bakışında hissettiğim o derinlik, o çeşitlilik benim için bir beslenme kaynağı oldu diyebilirim. Ve hakkında düşünmeye başladığımda yeni bir metin oluşturmaya en elverişli yazarlardan bir tanesi. Yani Oğuz Atay'a belli bir kapısından girdikten sonra oradan her zaman bambaşka farklı bir yoruma, farklı bir tartışmaya çıkmak mümkün. Açıkçası biçimsel açıdan da hani kendi romanları arasında farklı arayışlara yönelmiş olması da benim için önemli. Yani birbirine bazı bakımlardan yakın da olsa, o kendisinin bilinç akışı dediği şeye biraz fazla yatırım yapmış da olsa, Oğuz Atay'ın aslında yapıtları arasında da bir çeşit deneysellik arayışı var. Yani tehlikeli oyunlarla tutunamayanlar arasında böyle bir mesafe var. Bir bilim adamının romanı zaten tamamıyla, insanlar bugün beğenmiyorlar bazen ama belli yönlerden kendisini aşmaya çalıştığı bir roman. İşte Türkiye'nin Ruhu diye bir romanı planladığını ama pek ilerleyemediğini biliyoruz. Ama ona paralel çıkardığı Eylem Bilim, yarım kalmış bir uzun öyküdür Eylem Bilim. Bugün hani çok az konuşulan ama çok kıymetli bir metin bana soracak olursanız. Ve gelecekte çok daha fazla öne çıkacağını tahmin ediyorum. Bu yönlerden bakınca hani Oğuz Atay bence edebiyatımız için şans diyebilecek yazarlardan birisi. Yani
bir takım hani o güne kadar süren bazı tek düzelikleri bir kenara bırakıp başka bir yönden aslında edebiyatı ele almış ve ilerletmiş bir yazar. Bunu da biraz kendi yaşam hikayesine borçlu diye düşünüyorum. Süremizin sonuna geldik ama ben de sizin söylediklerinize katkı olarak Fethi Naci'den bir küçük alıntı yapmak istiyorum. Fethi Naci de sanırım Oğuz Atay için Türk romanını bir anda dünya romanı seviyesine taşımıştır diyor Tutunamayanlar romanıyla. Biçimsel olarak o deneysel çabaları, o cüreti itibariyle bunu söylüyor. Ben de bu Fethi Naci'nin bu sözüne de katıldığımı söyleyeyim. Selçuk Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Mahfil bölümümüzün sonuna geldik. Edebiyat Dünyası Anımsarken bölümüyle devam ediyor. Yıl 1935. Bir anne ile onun genç yazar kızı Sedat Simavi'nin ofisine Yeni Gün dergisine gider. Genç yazarın Ak Kız adlı öyküsünü geri çevirecek olur Simavi. Anne hemen atılır. Yazarlar gökten zembille mi iniyor? Bunun üzerine Sedat Bey defalarca yaptığı düzeltmelerle bu genç kızın ilk öyküsünü yayınlar. Bir neslin popüler kadın yazarı Peride Celal, edebiyat camiasına ilk adımını atar böylelikle. 1950'lerde daha gerçekçi eserler yazmaya başlar. Birçok gazetede öyküleri yayınlanır. Tan gazetesinde Peyami Safa ile tanışır. Onun sayesinde Fransızcasını ve yazarlığını geliştirir. Sonraki yıllarda Nazım Hikmet, Selim İleri ve Alpay Kabacalı gibi isimlerle de dostluklar kurar. Yazdığı birçok roman arasından 3-24 saat ses getirir. 1977 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne layık görülür. 1991'de ise başyapıtı kabul edilen Kurtlarla Orhan Kemal Roman Ödülünü alır. Kızıl Vazo ve Yıldıztepe romanları önemli yönetmenlerce sinemaya uyarlanır. Ada öyküsü ise Türkan Şoray ve Rutkay Aziz'in başrollerinde oynadığı kült bir sinema filmine dönüşür. Edebiyat Dünyası Şairin Sesinden bölümüyle sona eriyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler. Eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve otel köşesinde. Nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor, sigaralar kağıtlar arasından kayıyor usulca. Eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde gene yorgun gecenin başını yastıklara koyunca. Kimi de gün ortası yanıma sokuluyor, en çok güz ayları ve yağmur yağınca. Alçalır ya bir bulut o hüzün bulutunda, uzanıp alıyorum kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde dudaklarda ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor, yaralı hayvanlar gibi soluyor, bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum, uyumuyor bütün gece, kımıldıyor karanlıkta, ne zaman dokunsam solgun bir gül oluyor dokununca.